Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle bardak altlıkları yapacağız. Bunu yaparken ben jüt ipi kullandım. Bir de siyah ip lazım, çok az miktarda. Herhangi bir siyah ip olabilir. Ayrıca şöyle ilmek belirleyici, bir tane iğne ve şöyle bir tane de makas lazım. Göstereyim size. Bakın arka kısımda güzel gözüküyor, kötü gözükmüyor. Ve 4 mm'de tığ kullanacağım ben. Siz eğer jüt ipiniz yoksa kağıt ip kullanabilirsiniz, koton kullanabilirsiniz. İsterseniz penye ip dahi kullanabilirsiniz. Hazırsanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız başlayalım. Başlangıç ilmeği ile başlıyorum. 2 zincir çekiyorum. İlk zincire batıyorum ve buraya 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 ve 6. Hemen bakın şu ilk ilmeğimin gözüne batacağım. Kaydırma ile bağlamayacağım. Doğrudan sık iğne yapacağım. Şu ipimi de şöyle alıyorum, bunu da saklıyorum. İlk sık iğnemi yaptım. Buraya bir ilmek belirleyici takıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne. Bir sonraki ilmeğim. Bakalım şurada. Bir, iki tane sık iğne. Bir sonraki ilmeğime. İki tane. Toplamda 6'ydı, 12 olacak sayımız. Ve 12. Çıkarttım bunu. Battım. İlk göze yine 2 tane yapıyorum. Ve ilkine bunun ilmek belirleyicimi taktım. Bir sonrakine yine 2 tane. Ve bu sıra boyunca da her ilmeğime 2 tane sık iğne yapacağım. İkişer tane yaptım her birine. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Takıyorum bunu buraya. Her ilmeğime bir tane sık iğne yapacağım. Arttırma yapmayacağız burada. Bu şekilde dönelim etrafını. 24 tane sık iğne yapacağız. Bir sonraki sıraya başlarken ilk göze 1, 2 tane yapıyorum ve ilkine yine ilmek belirleyicimi takıyorum. Bir sonrakine 1 tane yapıyorum. Sonrakine 2 tane yapıyorum. Sonrakine 1 tane yapıyorum. Bu sıranın arttırması böyle. Bir ilmekte arttırma yapacağız. Diğerinde tek yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Sırayı bir tamamlayalım. Bir sonraki sırada bakın tekle bitirdim burada. Ve bu sırada da pardon şu ilkine ilmek belirleyicimizi koyalım şöyle. Unutmadan. Her göze bir tane. Bu şekilde tamamının etrafını dönüyorum. Bu sırada da çiftle başlıyorum. İlk göze ilmek belirleyicimi takıyorum. Sonraki iki ilmeğime birer tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine çift. İki tane tek.
çift, iki tane tek. Şimdi bu sırayı da şurada iki tane tekle bitireceğiz. Bir sonraki sırada yine düz bir şekilde arttırma yapmadan sık iğne yapacağız. Bu iki sırayı da tamamlayalım, görüşelim. Şimdi bir sıra arttırmamı yaptıktan sonra bir sonraki sırada da düz yaptım. Bence yeterli. Bakın şu bitmiş halinin ölçüsünü vereyim size. 10 santimetreyi biraz geçiyor, 10,5. Gayet ideal. Eğer daha büyüğünü yapmak istiyorsanız şöyle yapın. Bu sırada bir tane çoğaltma, 3 tane tek. Bir sonraki sırada düz, çoğaltmasız. Bir sonraki sırada bir çoğaltma, 4 tek. Bir sonraki sırada düz. Bu şekilde devam ederek istediğiniz kadar çoğaltma yapabilirsiniz. Şimdi ben burada artık kulağa geçiyorum. Bir tane ilmek atlayacağım. Bir sonrakine ip alıp batarak 8 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir ilmek atlayacağım. Battım bir sonrakine. Sık iğne. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Yine bir tane ilmek atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. 8 tane trabzan. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir ilmek atlayacağım, bir sonrakine batıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Ve şimdi buradan itibaren kaydırma ile ilerleyeceğim. Bir sonraki ilmeğe battım, ip aldım, geçirdim. Sonraki ilmeğe ip aldım, geçirdim. Bu şekilde tamamının etrafını dönüyorum. Hiçbir ilmeği atlamayın. Bakın şuraya geldiğinizde bir tane burada var. Şurada 8 tane var. İndiniz, şurada var. 7 tane sık iğne ilmeği var. Sonra tekrar 8 tane burada. Bu noktaya gelene kadar devam edelim. Burada görüşelim. Şimdi son kısmını düzgün bir şekilde kapatıyorum. Sonra da ipimi saklayacağım. Şimdi gözleri ve burnu işleyeceğim. Burada çok anlatılacak bir şey yok. Ellerimi takip ederek siz de yapabilirsiniz. Bakın arka tarafı da çok kötü görünmüyor. Çünkü iplerimi saklayarak gittim. Siz de benim gibi yapabilirsiniz. Thank you.
Ve işte bu da son hali. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şirin Örgücü Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hemen aşağıya yorumda bırakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.